İlk sorumuz buggy bot'tı. 17 kişi attempt etmiş, 13'ü çözmüş. Sorunun metni biraz uzun aslında. İki boyutlu bir düzlemde bir robotumuz var 0-0 noktasında. Utku bu robota 4 adet komut verebiliyor. Sola git, bir birim sola gidiyor robot. Sağa git, işte bir birim sağa gidiyor. Yukarı git, bir birim yukarı ve aynı şekilde aşağı komutu var. Utku robota bir sürü komut veriyor ama her seferinde 0-0'da durduğunu görüyor. Bu komutlardan yani bir kısmı çalışıyor aslında, bir kısmı çalışmıyor. Bizden bulmamızı istediği şey minimum çalışmayan komut sayısıyla başlangıç noktasında durmamız. Yani soru metnine bunu maksimum hareket ederek diye belirtmiş. Mesela ilk test case'imize bakalım. Sol, sağ, yukarı ve aşağı komutları var. Şimdi zaten her koşulda zaten 0-0'da başladığı için 0 hamlede başlangıç noktasına dönebilir. Bu her koşulda sağlıyor zaten. Ya da sadece bir sol bir sağ yapabilir ve 2 komutta başlangıç noktasına dönebilir. Ya da sadece yukarı aşağı yaparak yine 2 seferde başlangıç noktasına dönebilir. Ama biz maksimumu istediğimiz için hem sol sağı hem yukarı aşağıyı yaparak 4 hamlede gittiği sonucu arıyoruz. Mesela ikinci test case'imizde sağ 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 yukarı yukarı var. Aslında bu test case soruyu anlamak için güzel bir test case'di. Çünkü bu komutlardan herhangi birini çalıştırdığımız anda, yani bir kere yukarı gittiğimiz zaman aşağı komutu burada hiç yok. Bir daha 0-0 noktasına geri dönme şansımız yok. Yukarı gittiğimiz zaman bir daha aşağı gelemiyoruz. Aynı şekilde sağa gittiğimizde sola gelemiyoruz. Yani buradaki tek çözüm robotun bütün komutları yapmadan direkt olduğu yerde kalması. Üçüncü inputta 2 sol komutu ve 3 sağ komutu var. 4 sağ komutu var. Yine şu mantıkla düşündüğümüz zaman hiç hareket etmeyebilir. Bir kere sola, bir kere sağa gidebilir. İşte bu bir kere sola, bir kere sağa gitme işlemini hani birden fazla kombinasyonla yapabilir. Yani ilk komutu yoksa eğer 2 ve 3'ü yapar. Ya da 2 ve 4'ü yapar. Ya da 1 ve 5'i yapar. Yani kısacası aslında bizim yapmamız gereken ne başlangıç noktasına dönebilmemiz için? Sola gittiğimiz kadar sağa da gitmemiz. Yukarı gittiğimiz kadar aşağı da gitmemiz. Şimdi mesela burada sola gitmek için 2 komutumuz var. Sağa gitmek için 4 komutumuz var. Eğer biz bu 4 komutu 4'ünü de kullanırsak, 4 birim sağa gidersek elimizde 2 tane sola gitme komutu olduğu için en fazla 2 kere sola geliriz ve 0'a ulaşamayız asla. Yani aslında genel kuralımız ne? Sol ve sağdan, bu ikiliden küçük olan kadar hamle yapmamız lazım. Burada 2 tane leftimiz olduğu için 2 kere sola gidip sonra 2 kere de sağa gelmemiz lazım. Bunun aynısı tabii ki yukarı ve aşağı için de geçerli. Kafasına takılan bir yer var mı şu anda? Çünkü submission'lara baktığında çoğunuz şey yapmışsınız. Hani bütün komutları kullanmışsınız. En sonunda 0-0'da kalıyor mu kalmıyor mu? Herkes baştan onu bir denemiş. Onu sormuyor aslında soru. Hani kaç tane hamleyi yapmayabilirim onu soruyor. Burada 6 hamle var. İkisini yapmamamız gerekiyor. 4 tanesini yapmamız gerekiyor. Bunu kodlarsak şimdi bize input formatına bakalım nasıl veriyormuş bunu. Önce bir sayı veriyor. Integer. Tabii. Sonra da direkt bir string olarak
hamleleri veriyor. Ben normalde burada dictionary tanımlamıştım da her dilde o kadar rahat olmayabilir. Bir tane 4 uzunluğunda bir array tanımlayalım. Hani her biri mesela birinci indeksi sola, ikinci indeksi sağa, üçüncü indeksi yukarı, dördüncü indeksi aşağı olacak şekilde. Buna da count diyelim ismini. Başlangıçta bütün elemanları sıfır. Sonra stringimizin uzunluğu kadar, ilk satırda verilen kadar bir for döndürüyoruz. Eğer stringimizin inci hamlesi ne diyeceğiz? Left ise array'imizin ilk indeksini artıracağız. Şunu kopyalıyorum. Böylelikle her hamleden kaç tane yaptığımızı saymış olacağız. Hani o string'i gezdik, her karakterine baktık. L ise 0. indeksi arttırdık. R ise 1. indeksi arttırdık. Bu şekilde 4'ün de kaçar tane olduğunu saymış olduk. Hani kuralımız neydi? Az olan kadar, hani sol sağdan az olan kadar almamız gerekiyordu. Yani sıfırıncı ve birinciden küçük olanı alıyoruz. Bir de şöyle bir şey var. Yani mesela şu altılı örnek için düşünürsek bu kodu çalıştırdığımız zaman iki tane L var, dört tane R var, iki alacak. Ama aslında sol sağ ikililerinden yapılan toplam işlem. İki kere sola gitmek, iki kere sağa gitmek. Totalde dört işlem. Yani aslında bunun iki katı kadar. Aynısından hem sola gidiyor hem sağa gidiyor çünkü. Bu da yukarı aşağı için aynı şekilde. Burada da yukarı ve aşağı olanları karşılaştırıp küçüğünü alıp 2 ile çarptık. Sonuç olarak da bunların şeyler eşit eşittir olacak. Evet, bugsız şekilde yazmayı başarmışız. Bu soru hakkında aklına takılan bir şey olan var mı? Zaten çoğunluk çözmüş. Şimdi Onur and the Piano sorusu. Bu soru online'daki Onur sorusuna benziyordu aslında biraz. İpucu olsun diye aynı ismi verdim. Çözenlere bir kolaylık sağlasın diye hafta içi. Soruyu okudu mu herkes? Soru hiç okumayan, bakmayan var mı? Baştan metni okumamı isteyen. Şimdi binamızın önünde tuğlalar var. Eşit uzunlukta hepsi tabii ki. Bunların da farklı ağırlıkları var. Şimdi bizim de şurada bir tane piyanomuz var. K uzunluğunda. Şunların her birinin uzunluğu 1. Biz bu piyanoyu bu duvarın arkasına geçirmek istiyoruz. Bu yüzden buradaki tuğlalardan bazılarını kaldıracağız. Yani K kadar tuğlayı kaldıracağız.
Tabii hani piyanoyu geçireceğimiz için yan yana olanları kaldırmamız lazım. Çünkü bir tane buradan, bir tane buradan kaldırdığımız zaman iki boyunda bir piyanoyu geçiremeyiz buradan. O yüzden yan yana kaldıracağız. Aklınıza ilk gelen çözüm ne mesela? Ve şey, minimum ağırlıkta taş kaldırmak istiyoruz. Evet. Önce işte diyelim K'muz 3 olsun. Önce şu 3'ünün toplamını toplarız. Toplamına bakarız. Bununla karşılaştırırız. Bununla karşılaştırırız. Ama bu ne kadarlık bir işlem yapmamız gerekecek? Bir dışarıdaki döngümüz, hani nereden başlayacağımızı gösteren bir döngü olacak. Bir de ondan sonra her seferinde K kadar işlem yapacağız. N çarpı N eksi K gibi bir işlem, yani N kareye ulaşan bir kompleksitimiz olacak. Ama sınırlara baktığımız zaman N'imiz 10 üzeri 5, 1,5 çarpı 10 üzeri 5. Yani 10 üzeri 10'dan bile büyük olan bir işlem yapmamız gerekecek. O yüzden bu yöntem çalışmıyor. Burada bir hani DP'de ne diyorduk? Tekrarlanan işlemleri hatırlamaya çalışıyorduk. Sub problemler vardı ve bunları tekrar tekrar yapmak yerine bulduğumuz sonuçları kaydediyorduk. Burada da bu toplamları kaydetmemiz lazım aslında. Şöyle diyeyim aslında. Diyelim ki biz buraya kadar olan bütün ağırlıkların toplamını biliyoruz. Buraya kadar olan bütün ağırlıkların da toplamını biliyoruz. Burası i olsun, burası j olsun. O zaman aslında biz buraya i'ye kadar olan bütün ağırlıkların toplamını biliyoruz. J'ye kadar olan bütün ağırlıkların toplamını da biliyoruz. O zaman bu arası ne olur? Evet, j eksi i olur. Basit bir sayısal düzlem gibi düşünürseniz, sayı doğrusu gibi düşünürseniz. DP'miz burada devreye giriyor işte. Hani başlangıçta o noktaya kadar gelen bütün ağırlıkların toplamını DP array'imizde tutuyoruz. Sonra bize query'ler veriyor bir sürü. O query'ler de J'yi ve I'yi veriyor aslında bize. Hani K'mız 3 ise diyelim, I'miz J eksi 3 oluyor. Bu şekilde. Mesela test kezlere bakalım. 7 tane tuğlamız varmış. Piyanomuzun genişliği de 3'müş. Bir, iki. Şimdi zaten duvarımız kadar bir DP array'i oluşturuyoruz. O zaman ilk indeksimizde 1 var. Direkt bu ilk tuğlayı kaldırdık. Sonra ikinci tuğlayı da kaldırdık. 3 oldu. Üçüncü tuğlayı da kaldırdık. 9 oldu. Dördüncü tuğlayı kaldırınca 10 oldu. 11, 18 ve 19. Şuradaki koşulu sağladık yani. Biz herhangi bir noktada oraya kadarki bütün tuğlaları kaldırırsak ne kadar ağırlık kaldırmış olduğumuzu burada hesapladık. Şu da ne bizim? Piyanomuzun uzunluğu. Yani her zaman i'miz ne olacak? J'den 3 eksik olacak. Mesela şu aralığı bulmak için 9'dan 0'ı çıkaracağız. 9 olacak. Diyorum 10'dan 1'i çıkaracağız. 9 olacak. 11'den 3'ü çıkaracağız. Yani 11'den 3'ü çıkarmak demek şu aradaki 3 tanenin toplamını veriyor bize. 8'i veriyor. Buradan da kontrol ettiğimiz zaman gerçekten 6, 1, 1'den 8 olduğunu görebiliyoruz. Kontrol etmek isterseniz. Bu şekilde her query için, yani query için üçerli üçerli deneyeceğiz aslında ama tekrar tekrar saymadığımız için aslında n tane işlemde bulmuş olacağız n karedense. Hani burada n işlemde doldurmuştuk.
Daha sonra da en işlemde, n-3 işlemde kontrol ediyoruz. 2 çarpı n işlem yapmış oluyoruz. Yani kompleksitemiz n kareden n'e düşmüş oldu. Sorusu olan var mı mantıkla ilgili? Yoksa kodlamaya geçebiliriz. Kaç kişi çözdü bu soruyu burada? Güzel. Soru var mı? Şurada yazmaya başlayalım. Şimdi neyimiz var? Önce bir n'imiz var. Sonra bir de array'imiz var. Şimdi biz aşağıdaki dp array'ini oluşturacağız. Bir de şuraya sum diye bir değişken tanımlayalım. Her elemanı alacağız. Şöyle yapalım. Önce toplamımızı array'in ince elemanı kadar arttıracağız. Sonra bunu da dp array'imize yazdıracağız. Hatta şurada array'i ve dp'mizi bir yazdıralım ekrana. Bakalım doğru yapmış mıyız? Evet, tahtadakiyle şöyle biraz daha yakınlaştırayım. Şu tahtada aşağıda yazdığımızla programdaki array aynı sonucu veriyor. Yani o noktaya gelene kadar ki bütün tuğlaları kaldırırsak ne kadar ağırlık oldu? Sonra minimum değerimiz ilk başta ne olabilir? Direkt k eksi birinci eleman olur. Çünkü hani hep 3 eksiğiyle farkını alıyoruz ya. Hani bu 9'un 3 eksiği yok. Demek ki hani minimum buradaki minimum değerimiz bu. İlk değerimiz yani. Bu nedir? 1 artı 2 artı 6. Şunu minimum değer olarak belirliyoruz. O da ne oluyor? Array'in mesela bu 3 soru için 3'tü, o ikinci indekste. K eksi birincisi. Döngüyü de K'dan başlatıyoruz ki hani direkt şundan başlayacağız bakmaya. Bundan öncekileri zaten biliyoruz. 9 o da. Zaten hani 1 ve 3'e bakmamıza gerek yok çünkü piyanomuzun boyu 3. Bunların ikisini de kaldırsak dahi piyanoyu geçiremiyoruz. Bir de bizde bu soruda aslında şeyi söylemeyi unuttuk. Bizden sonra neyi bastırmamız istiyor output olarak? İndeksi bastırmamız istiyor. Bizden minimum ağırlığı kaldırabileceğimiz minimum ağırlığı bulmamızı istemiyor aslında. Biz burada minimum ağırlığı hesaplıyoruz. Ama tutmamız gereken şey aslında indeks. Yani minimum ağırlıktan daha önceki ağırlıklardan daha küçük bir ağırlık bulduysak indeksi baktığımız İndeks olarak güncellememiz lazım. O yüzden sadece min değil, bir de indeks diye bir değişken tutmamız lazım. Şimdi bir kontrol değişkenimiz olsun. Temporary, temp diyelim. Ne diyorduk? Tp j'den dp
J eksi K'yı çıkaracağız. Şu sol tarafta anlattığımız işlem. Sonra bakacağız bu temp değerimiz şu anki minimumumuzdan küçük mü? Eğer küçükse minimumumuz artık bu değer olacak. Peki indeksimiz ne olacak? Artık yeni bir minimum bulduğumuza göre indeksimiz ne olacak sizce? Evet, çok güzel. J eksi K. Bir de artı birimiz var. Çünkü hani bakmaya başladığımız indeksi istiyoruz. Eğer J eksi K dersek mesela çok karıştı ama 19'la 10'un farkını aldık. Bu aralıkta kaldırdığımız total ağırlık 9'muş. Diyelim ki bu minimumumuz oldu. Ama biz eğer J eksi K dersek şu indeksi buluruz. Aslında biz kaldırmaya başladığımız indeksi, şunu istiyoruz. O yüzden bir de artı birimiz var. Sonra da indeksi yazdıracağız. Nerede bir bug yaptık acaba şimdi? Yine buglı dakikalar başladı. Şeye kadar sorun yoktu. Bunu kontrol etmiştik. DP array'imizi düzgün dolduruyorduk. Array'in k-1. Elemanını yani örnek için 9'u minimum olarak seçtik. K'dan başladık. N'e kadar gittik. Efendim? Orada bence sıkıntı yok çünkü mesela J'mizin 4 olduğunu düşündüğümüz zaman DP 4'ten DP 1'i çıkarmış oluyoruz. Şu aralık için bize 9 sonucunu veriyor. 2, 6, 5, 2, 6, 1, 9. Baktı aralıkta bir sıkıntı yok gibi. Çünkü hani bu dahil değil sonuçta. Burada şöyle bir şey, şu değişkenin adını min değil de minix yapalım. Onunla ilgili bir karışıklık olabilir çünkü min built-in bir function, hani minimum bulan. Onu değişken olarak algılamıyor olabilir. Şuraya hemen bir print atalım. Bakalım bu if'in içine giriyor mu? Hemen dışarıda kontrol edelim. Minimumumuzu hep 6 olarak alıyor. Ha çünkü şey yapıyoruz. Hatamızı buldum. İlk değer atadık ya hani minix, ilk minimum değere biz 9'u değil de direkt 6'yı ekledik. Yani array'in k-1. Elemanını değil, dp'nin k-1. Elemanını eklememiz lazımdı. Çünkü bu sadece tek bir şey. Hani piyano için yer açmak için hem 1'i hem 2'yi hem 6'yı kaldırmamız lazım. Sadece 6'yı kaldırmamız yeterli değil. Şunu dp olarak düzeltirsek. Ha bir de soruda şey, İndeks 0'dan başlamıyor. 1'den başlıyor indeks. O yüzden şuraya 1 ekliyoruz. Biz hani 0'dan başlamış halini bulduk. Soruda 9'u hani normalde programa dillerinde buna 0. indeks şuraya yazayım. 0, 1, 2, 3 diye gidiyor ya. Burada şu noktayı 3 olarak alıyor. Bunu 1 olarak alıyor soruda. İndeksleri 1'den başlatmış.
Sorusu olan var mı? Hatayı şurada yaptık. İlk minimum değeri atıyoruz ya, hani atıyorum boyu k kadar. O zaman ilk bulduğumuz minimum ilk k eleman kadar oluyor. K'mız 3 iken 1, 2 ve 6. Bunların toplamı bir ilk minimum değerimiz. Hani karşılaştırmadan önce bunu minimum olarak atamaya çalışıyordum. Bu da dp'nin k eksi birinci elemanı oluyor. Ama ben array'in k eksi birinci elemanını attım. Yani şunların toplamı olan 9'u atacağıma sadece şu 6'yı attım başlangıçta. Ve hiçbir aralık da 6'dan küçük olmadığı için direkt ilk sonucumuzu verdi. Bu soruyu kaç kişi okudu? Bunu okumayan bayağı var. Şimdi Halil bir şirkete iş başvurusunda bulunmuş ve bu iş başvurusunda ona bir challenge yollamışlar. Hani bunu çözmeni istiyoruz diye. Challenge de neymiş? Şirket bir tane integer array'i veriyormuş. Uzunluğu n olan. A1 A2 AN'e kadar. Sonra her tur Halil'in bir eleman seçmesi lazımmış. Buna da AK demişiz. Sonra bu seçtiği eleman array'den siliniyormuş. Atıyorum A2'yi seçtiğinde bu elemanı siliyoruz. Sonra da bu elemanın değerinden bir fazla olan ve bir eksik olan tüm elemanları, all elements'i seçiyormuşuz. İlk başta sadece seçtiğini siliyoruz. Sonra bir eksi ve bir fazlası olan tümünü siliyoruz. Hani durmadan seçecek. İşte diyor Halil play this game until there is no elements left in the array. Orada bir type olmuş in the array. While he tries to maximize his point. Alabildiği kadar fazla puan almak istiyor. Aldığı puan kuralını da şurada söylemiş. This move brings, yani seçtiği eleman kadar puan kazanıyor. Şimdi örnek inputlarımızı incelemeye başlayalım. Array'imiz 1 ve 2'ymiş. Biri seçebilir. Biri seçerse 1 puan alır. Puan diyeyim. Peki array'de neler kalır? Öncelikle bunu seçtiği için bu silinecek. Sonra bunun değerinden küçük olanların hepsi silinecek. Bütün sıfırlar silinecek. Sonra da bütün ikiler silinecek. Array'imizde hiçbir şey kalmamış oldu. O zaman total puanımız 1. 2'yi seçerse 2 puan alacak. 2'nin kendisi silinecek. Bütün 1'ler ve bütün 3'ler silinecek array'den. Yine array'imizde bir şey kalmadı. Total puanı 2. O zaman 2'yi seçmesi daha mantıklı. Bir, iki, üç için bakalım. Öncelikle biri seçerse birin kendisi silinecek. Bütün sıfır ve ikiler silinecek. Üç kalacak. Array'imizde üç kaldı. O zaman ne olacak? Bir hamle yapma daha hakkı kaldı. Gidip bir de üçü seçecek. 3'ü seçtiğinde bütün 2'ler ve 4'ler gidecek ve kendisi de seçtiği 3 de gidecek. Aldığı puanlar 1 ve 3'ten totalde 4 puan almış olacak. Eğer 2'yi seçseydi bütün 1'ler ve 3'ler gidecekti. Seçtiğimiz eleman 2 de gidecekti. Hiçbir şey kalmayacaktı.
aldığı total puan 2 olacaktı. 3'ü seçerse yine 1'e benzer bir şey olacak. Bütün 2'ler ve 4'ler ve 3'ün kendisi gidecek. 3 puan alacak. 1 kaldığı için 1 seçecek. Totalde 4 puan alacak. Maksimum 4 puan alabiliyormuş. Cevabımız da bu. Biraz daha çok elemanlı örnek anlamınıza daha iyi yardımcı olabilirdi bu soruda. Şimdi yine öncelikle biri seçtiğini varsayalım. Şu birlerden herhangi birini seçsin. Şunu seçsin diyelim. Bunu sileceğiz. Bütün 0 ve 2'leri de sileceğiz. Bütün 2'ler gitti. Geriye bir tane 3 ve şey bir tane 1 ve 2 tane 3 kaldı. Yani bu biri bir daha seçtiğinde zaten bütün 0'lar ve 2'ler gittiği için herhangi bir şey silinmeyecek. Sadece kendisi silinecek. Yani burada yaptığımız gözlem ne aslında? Bir sayıdan birden fazla varsa ve onu seçersek hani diğerleri silinmediği için yani en tane bir varsa en kere bir seçebiliriz arda arda. İşte puanlarımızı da yazalım. Bir aldı ilk biri seçtiği için. İkincide de tekrar biri seçti. Bu silindi. Bir daha bir aldı. Sonra bu üçü seçti. Üç puan daha aldı. Bütün ikiler ve dörtler gitti. Zaten yoklar şu anda. Şu üçü de bir daha seçti. Aslında ne oldu? Birlerin sayısı kadar bir puan aldı. Üçlerin sayısı kadar 3 puan aldı. En başta 2'yi seçseydi ama bu sefer ne olacaktı? Birler gidecekti, üçler de gidecekti. Sadece ikiler kalacaktı eride. Dört tane iki kalacaktı. Sonra her seferinde bir iki seçecekti. Zaten ikilerin sileceği hiçbir şey kalmadı. Durmadan arda arda seçti. 1, 2, 3, 4, 5 tane seçtiği için 2, 10 puan alacaktı. Yapmaya çalıştığımız şey bu aslında. Yani sorunun mantığı bu. O yüzden silmiyorum hatta. En baştan neyi bilmemiz gerekiyor bizim? Her birinden kaçar tane olduğunu bilmemiz gerekiyor. Çünkü countlarla ilgili bir gözlem yaptık. Countları tutmamız gerekiyor. Bu gözlemle silme olayıyla anlaşılmayan bir şey var mı? Hani neden aynı elemanı hep seçebildiğimize dair? O zaman kodlamaya başlayabiliriz. Sınırlarımıza da bakalım. Array'imizin boyutu 10 üzeri 5'miş. Her elemanda en fazla 10 üzeri 5 olabiliyormuş değerleri. Şimdi countları tutan bir array'im olsun istiyorum. O zaman bu array'imin uzunluğunun kaç olması lazım? Yani kaça kadar gidiyor sayılarımız bizim? Sayılarımız a'iler. Şurası. Bir sayımız en fazla kaç olabiliyor? 10 üzeri 5. O zaman bizim ne kadarlık bir array almamız lazım en az? Evet, 10 üzeri 5 artı 1 çünkü ilk indeksimiz 0 ama bizim sayımız 0 değerini almıyor. O yüzden bunu 10 üzeri 5 hatta böyle artı ben
artı 3, artı 4, artı 5 öyle bir şeyler alıyorum ki ne olur ne olmaz diye. Ama artı 1 normalde yeterli bir sayı. Sonra bir count array'i tutalım. Başlangıçta hepsi 0 olacak. Başlangıçta bunun içinde 10 üzeri 5 artı 7 tane 0 var. Sonra array'imizi gezmeye başlayacağız. Python alışık olmayanlar varsa bu for each oluyor yani. Array'in içindeki her elemanı i'ye atıyor her döngüde. C++'da for each olması lazım. Ne yapacağız? Counter'ın i'inci elemanını 1 arttıracağız. Yani sayıyoruz. Bu array'deki hangi elemandan kaç tane var bunu sayıyoruz. Şöyle bunu da görsel olarak yaparsak. Şu örnek için. Bu işte böyle 10 üzeri 5 artı 6'ya kadar gidiyor aslında. Şimdi önce buraya bakıyoruz. Array'imizin ilk elemanı 1. Counter 1'i 1 arttırıyoruz. Bunlar hep 0'dı baştan. Bunu 1 yapıyoruz. Sonra işte 2'yi gördük. Counter'ın ikincisini 1 yapıyoruz. Sonra üçüncüsünü 1 yapıyoruz. Sonra bir daha 2 gördüğümüzde bu 1'i 2 yapıyoruz. Yani en sonunda bu array'imizde her elemandan kaçar tane elimizde var onu görmüş oluyoruz. Sonra tabii ki burada bir konumuz olduğu için değil de tekrar tekrar eleman seçim işlemi yapıyoruz ya. Burada yine bir tekrarlanan bir işlem var. Bunun için bir dynamic programming mantığı kurmamız gerekiyor. Burada kurmamız gereken mantık da şu. Eğer biz birleri alırsak ikileri asla alamıyoruz. O yüzden önce bir birleri aldığımız puana bakarız. Sonra ikileri aldığımız puana bakarız. Bunların maksimumunu seçeriz. Sonra mesela ikileri alırsak üçleri alamayız. O zaman ikilerle üçlere bakarız. Hangisinden gelen puan daha fazlaysa onu alırız. Bu şekilde. Ama mesela üçü seçtiğimiz zaman ikiyi alırsak üçü seçemeyiz ama biri alırsak üçü seçebiliriz. O zaman birden aldığımız puanlar artı üçten aldığımız puanlar artı 5'ten aldığımız puanlar diye gider. Yani tek bir şey seçtiğimiz zaman çiftleri alamayız. Bu şekilde. DF mantığı oturdu mu biraz? %100 oturmasını beklemiyorum. Çünkü biraz daha karmaşık bir şey diğer sorulardaki DF'lere göre. Tamamdır. Şöyle DP'nin genel formülünü de şuraya yazayım ben. Nereye yazayım? Okunuyorum şöyle. I eksi 1. Şimdi öncelikle birler için alabileceğimiz bütün puanları hesaplıyoruz. Birler için alabileceğimiz bütün puanlar nedir? Kaç tane bir varsa o kadar puan alabiliriz. Atıyorum İşte en tane birimiz varsa en puan olur. Sonra ikiler için bakıyoruz. İkiler için alabileceğimiz puan nedir? 2n'dir. Şimdi burada bakmamız gereken şey şu. Hangisi daha büyük? Hani biz birleri alarak mı başlamalıyız, ikileri alarak mı başlamalıyız gibi. Burada 2n daha büyük, o yüzden 2n kalıyor. Sonra şöyle yazayım altına da. 1, 2, 3.
Üçlere baktığımız zaman 3'en puan üçler için alabiliriz. Bir de hani 3'ü aldıysak 1'i de almışızdır zaten. O yüzden şu da geliyor. 3 artı n'den 4 n oluyor aslında 3'lerin puanı. Çünkü hani 1'leri almamız 3'leri almamıza bir engel değil. Ama 2'leri almamız 3'leri almamıza bir engel. O yüzden 4 n ile 2 n'i karşılaştırıyoruz mesela. Bunların maksimumunu alıyoruz. Mesela şunlara n değil de m ve j diyeyim. Çünkü hepsinin sayısı farklı farklı. Atıyorum bu soruda n'lerin sayısı 5 olduğu için 2 tane 1'imiz vardı. 1'lerden 2 geldi. 2'lerden 10 geldi. 3'lerden de 2 tane vardı. 3'lerden 6 geldi. 6 artı 2 dedik. Hani hem 3'lerden gelen puanı hem 2'lerden gelen puanı topladık. Yine de 2'lerden gelen puanı geçemedik. O yüzden bunların ikisinin maksimumunu aldığım için buraya 8 yerine bir önceki hamledeki 10'u yazıyorum. Çünkü 2'leri almak her türlü 1'leri ve 3'leri almaktan daha mantıklı hale gelmiş oluyor. Bunu her aşamada yapıyoruz. Mesela 4'lere bakarken de 3'leri almıyoruz ama 2'leri alıyoruz. Hani hep 2 adım öncesine bakıyoruz aslında. Çünkü mesela 3'e 10 yazdık ya. Şu an hadi 2'ler küçük olsun biraz şey oldu. Diyelim 2'lerden 5 tane olmasın da 2 tane 2'miz olmuş olsun. Burası 4 olacaktı. 3'lerden 3 tane var. 3'lerden de 2 tane var. 6. 1'leri de aldık. Totalde buraya 8 yazdık. Yani biz 3'e baktığımız zaman hem 1'lerin hem 3'lerin alınmış hali bizim DP'mizde var. Yani o adıma gelene kadar aldığımız bütün elemanların toplamı var. O yüzden 5.'yi hesaplarken hani 1'e tekrar bakmamıza gerek yok. 1'lerin toplamı zaten 3'ün içinde var. 3'ü yani 5'i hesaplarken 3'teki DP 3'ümüzdeki puan artı 5 için ne kadar puan alacağız? 5'ten k tane varsa k çarpı sayının kendisi 5. O yüzden genel formülümüz bu oluyor. Kendisinden 2 öncekine bakıyoruz. Oraya gelen ne kadar ki? Bütün toplamlar. Buna sayının kendisi çarpı kaç tane olduğunu ekliyoruz. Ya ilk yaptığımız gözlem buydu çünkü. Bir sayıyı bir kere alabiliyorsak o sayıdan diğer bütün instance'ları zaten alabiliyorduk. Tekrar. Bütün count kadar tekrar alabiliyorduk. Şunu da koyuyoruz ki eğer biz 2'yi alırsak ve 2'yi almak hem 1'i hem 3'ü almaktan daha avantajlıysa bunu yapmamıza gerek yok. 2'yi seçeriz, bütün 1'ler ve 3'ler listeden silinir. 2'yi alırız, sonra işte 4'e bakarız, 5'e bakarız, o şekilde devam ederiz. Şimdi daha iyi mi? Tekrarlayabilirim istersen. O zaman ilk DP'miz ne olacak söyleyeyim bakalım. Evet. 4'ü hesaplarken bu sefer 1'i de ekleyebileceğimiz anlamına gelmiyor mu? Yani ikişer düşünüyoruz ya. Zaten şöyle 4'e bakarken şuna ve şuna bakıyorsun ya. Hani 1'in eklenmiş hali bunlarda var zaten. Çünkü maksimumunu alıyorsun ya bunların. O zaten otomatikman eklenmiş oluyor içine. O zaman DP'mizin ilk elemanı ne olacak her zaman? Yani birileri aldığımız durum olacak. O zaman kaç tane birimiz olduğunu nerede tutuyoruz? Counter array'inde. O zaman counter'ın ilk elemanı çarpı 1 olacak hani. Çarpı 1 yazmamıza gerek yok da. Mantık olarak o. En sonuna kadar gideceğiz. Aslında en sonuna kadar gitmemize gerek yok. Array'in maksimum elemanına kadar gidebiliriz. Hani zaten maksimum elemandan sonra eleman olmadığı için yapmaya gerek yok ama limite kadar gitsek de koşulu sağlamış oluyoruz. Çünkü tek bir seferde dönüyoruz. En işlem yapıyoruz. N'imiz de 10 üzeri 5. Yani sınırların içindeyiz. Öyle bir optimizasyon da yapılabilirdi ama. Neyse şu an DP formülümüzü uygulayacağız. Bir önceki elemana bakıyoruz. Oraya onu alırsak. Onu alırsak zaten bunu alamayacağız. Bir küçük hali olduğu için.
Bir de iki küçük haline bakıyoruz. Buna da neyi ekliyoruz? Kendisi çarpı kaç tane olduğu. Atıyorum 5'e bakıyorsak 5'ten 3 tane var. 15 puan geliyor bize. Atıyorum 1 ve 3'lerden de 8 puan kazanmıştık. Totalde 23 puan kazanmış olduk. Şimdi peki biz bu DPR'den hangisini sonuç olarak yazdıracağız? Evet, limiti yazdıracağız. Çünkü hani toplaya toplaya gittiğimiz için en sondaki eleman en büyük olacaktır. Bizden de maksimum puanı aldığı durumu istiyor zaten. İndeks sıfırdan başladığı için yine limit eksi birinci elemanı. Tabii bunu yazdırmamız lazım. Şey, DP'yi tanımlamamışız direkt. Öyle bir array oluşturmamışız. Evet. Onu da aynı counter gibi baştan sıfırlarla dolduralım. Memori açısından daha efficient bir şey yazmak istiyorsanız limite kadar değil de array'in maksimum elemanına kadar da yer tutabilirsiniz. Bu da çok daha mantıklı ve güzel bir optimizasyon olur. Çünkü atıyorum burada zaten sadece 1, 2, 3 için bakıyoruz ama biz array'i 3'ten 10 üzeri 5'e kadar tekrar 3'ün değeriyle durmadan tekrar tekrar dolduruyoruz aslında. Öyle bir şey, verimsiz bir durum var bu da ama yine de sınırlar dahilinde geçerli bir çözüm OAN olduğu için. Hashmap kullansak. Ha. Mantıklı aslında, evet. Şeyde Python'daki dictionary oluyor değil mi? Hashmap. Çok mantıklı bir çözüm. Hani ben biraz daha genel olsun, her dilde yazanlar yazsın diye array kullanarak yapmaya çalışıyorum. Ama tabii ki hashmap de çok güzel bir çözüm. Çünkü hashmap'in içinde sadece var olan elemanlar olacak ve onların karşısında pair olarak da kaçar tane olduğunu tutarsın. Yine aynı işleme gelir. İki tane array tutmak yerine bir pair'ler tutarak yaparsın bu işlemi. Bu soru hakkında aklına yatmayan bir yer. Kod hakkında aklına yatmayan bir yer. Olan varsa ya şimdi konuşsun ya da bir dahaki sorunun bitimine kadar sussun. Bu çözülemeyen bir soru olmuş. Bu soru aslında greedy bir soru. Tamamen gözleme dayalı bir soru. Soru metnini okumayan bir sürü kişi vardır büyük ihtimalle. Dördüncü soru olduğu için soru metnini de bir okuyalım. Beykoz Kundura'da bir sürü terk edilmiş film seti varmış ve inzivada çalışan İrem ve Berk kardeşler bu boş setleri yıkmak istiyormuş. Bunun için de bomba yapıyorlar setleri yıkabilmek için. Patlayıcılar sipariş etmişler. N tane paketimiz var. Her paketin içinde de every package contains two explosive diyor. İlki A'yı, ikincisi B'yi gram olmak üzere. Atıyorum işte 4 ve 7 gram olmak üzere 2 tane patlayıcı varmış bir kutuda. İrem ve Berk herhangi bir paketi alabilir diyor. Bu paketler arasından yani sırayla almıyorlar. Herhangi bir paketi alıyorlar. Onun içinden herhangi bir patlayıcı alıyorlar. Other explosive in the package is discarded diyor. Yani atıyorum Berk gitti 4'ü aldı. 7 direkt çöpe gidiyor. O kullanılmıyor bir daha. Sonraki pakete, yani sonraki paketlerden birinde İrem alıyor. Bu şekilde gidiyor.
Ama Berk diyormuş ki yani başarılı olmak istiyorsak, bu setleri tam olarak yıkmak istiyorsak biz tam olarak x gram patlayıcı toplamamız lazım diyor yani. Ne etrafa fazla zarar verelim ne de kalıntı kalsın. Tam olarak x gram bize ihtiyacımız olan şey diyor. Help him determine the HQ values. Bak, Berk can make a bomb with exactly x gram bomb regardless of Irem's choice. Yani İrem hangi kutuyu alırsa alsın ve aldığı kutunun içinden hangisini alırsa alsın, eninde sonunda Berk istediğine ulaşabiliyor mu, ona bakıyoruz. Hani bir kere sağlaması yetmiyor. Her koşulda sağlayabilmesi lazım. Mesela ilk inputumuzda sol üstteki değer, iki tane kutumuz varmış. Enimiz 2'ymiş. Ve bu her zaman bir çift sayı. Onu da soruda belirtmiş. Sonra da kutunun içeriklerini veriyor. 4'e 7 ve 5'e 2. Sonra da bize 4 tane query soruyor. Hani bu kadar gramlık bombayı her şekilde yapabilir miyiz? Şimdi burada ne olabilir? İrem ilk aldığında 4'ü almış olabilir. İrem 4'ü alırsa Berk 5'i ve 2'yi alabilir. İrem ilk 7'yi alırsa yine 5 ve 2'yi. Ya da işte İrem ilk başta bunu seçtiyse şunu seçebilir. Şimdi şurada 9 gramlık bomba oluşabiliyor ve 6 gramlık bomba oluşabiliyor. Bu durumda 12 gramlık bomba oluşabiliyor ve 9 gramlık bomba oluşabiliyor. İşte 9'a 12 zaten şunlar simetrik olacak. 6'ya 9. Yani her durumda oluşabilen gram 9. İrem ne seçerse seçsin, 4 de seçmiş olursa olsun, 4 seçerse Berk 5 alarak 9 yapıyor. 7'yi alırsa da 2'yi alarak 9 yapıyor. Ya da tam tersi, buradan başlarsak 2'yi alırsa 7'yi alıyor, 5'yi alırsa 4'ü oluyor. Mesela buraya bir tane daha kutu ekleyelim. Atıyorum 1'e 8 olsun bunun içinde de. Şimdi burada dallanma daha da artacak. 4'e 5'i aldığını varsayarsak 4'e 5'ten sonra şöyle yazayım. Bu sefer 1'i ya da 8'i alabilir. Aynı şekilde 4'e 2'den sonra da 1'i 8'i alabilir. Ayrıca 4'ten sonra artık 1'i alabilir. 1'den sonra 2 5'i alabilir. Hani sıralamanın bir önemi yok. Bütün kombinasyonları bilmemiz gerek. Yani bütün kombinasyonlarda ulaşabiliyor muyuz o değere? 4'ü alıp 8'i alırsa yine 2'yi 5'i. Ne oluyor? 9 10 17 7 6 14 Aslında burada bakmamız gereken şey multiple olarak geçenler. Hani bütün olasılıklar arasından tekrar tekrar geçenler. Mesela burada 9 vardı. Burada 17 var. Şimdi sequence'leri incelediğimiz zaman 4, 5, 8 alınmış. Bu zaten 4, 5, 8. Bir tane daha şeye bakmamız lazım. Pardon. Bir tane ilk olarak 4'ü değil de ilk olarak 7'yi alsaydı. Onunla bir ortaklık arıyoruz aslında. Hani İrem ilk 4'ü aldığında ulaşabildiğimiz değerler 10, 17, 7, 14, 12. Ha 10 pardon. Şimdi İrem 4'ü değil de 7'yi seçseydi bu değerlerden hangilerine ulaşabiliyoruz? Efendim? Anlamadım.
Evet, ilk hep İrem seçiyor ilk olarak. Yani ikisi de eşi seçiyor. İrem seçiyor, Berk seçiyor. İrem seçiyor, Berk seçiyor. Her zaman da çift olduğunu vermiş bize Emin, Enin. İrem starts the process diyor. Ha, metinde demek ki yeterince reviewerlar bana öyle bir bildirim vermeyince hepsi okuyup anladığını söyleyince. Evet ama yapılan işlem o yani. İtem İrem bir kutuyu alıyor, herhangi bir kutuyu. Açıyor, bir explosive alıyor, diğerini çöpe atıyor. Sonra Berk aynı işlemi yapıyor. Böyle böyle sırayla seçiyorlar bütün kutuları. Ta ki hiç kutu kalmayana kadar. Zaten en çift olduğu için ikisinin seçtiği kutu her zaman en bölü iki tane. Devam edersek. Şimdi burada da 13, 20, 10, 17. Zaten her zaman simetrik oluyor. Yani şu yerleri değişmesi bir şey fark etmediği için ama yine de görelim diye yazıyorum. Şimdi 4'ü de seçse, 7'yi de seçse ortak olarak oluşturabildiği hangi değerler var? 17 var. Bir de 10 var. Şimdi tabii ki bu gözlem yeterli bir şey değil. Şimdi hani bunlarda da bir pattern aramamız lazım. Çünkü bütün kombinasyonları yazdırmamız çok zor. Sınırlarımız kaç? 10 üzeri 5. Q'lar da 10 üzeri 5. Yani kombinasyon hesaplamaya çalıştığımızda 10 üzeri 5'in enlisi olacak. O da yani atıyorum 4 için bile 10 üzeri 20 gibi bir şey oluyor yani. Hiçbir şekilde kombinasyonları hesaplayarak geçemeyiz. O zaman bütün kombinasyonlara bakmak yerine bir pattern aramamız lazım burada. Ya bu dediğim gibi gri bir soru aslında. DP dynamic programı kullanmayacağız. Bir DP array'i kurmayacağız burada. Tamamen gözlem. Şimdi o zaman 17'yi veren şeyleri bir yazalım bize. Case'leri. 4, 5, 8. Ve onu da 4, 5, 1. Bu arada bunları böyle yazıyorum ama bunların sırası farklı olabilir. Yani İrem ilk bunu açıp 1'i alır. Berk buradan 5'i alır. İrem buradan 4'ü alır mesela. Burada çift demişiz. Yani çift olacak aslında da. Şu an daha simplify etmek için 3 taneden anlatıyorum da aslında kutuların çift olması. Yani şuraya bir kutu daha koymamız lazım. Ama o zaman olasılıklar çok fazla büyüyeceği için yazmak istemedim. Hani genel olarak mantığı böyle anlatıyorum dedim. Burada da neler sağlıyor? 7, 2, 1 ve... Şimdi mesela 4'ü aldığımızda buradan 5'i almışız. 4 burada küçük olan, 7 büyük olan, 5 büyük olan, 2 küçük olan, 1 küçük olan, 8 büyük olan. Şuna baktığımız zaman küçüğü almışız. Büyüğü almışız. İşte üçlü olduğu için patladı da. Üçlü olduğu için yanlış oldu şu anda. İkili örneği üzerinden denersek devam edelim. Çünkü dörtlüde de çok fazla kombinasyon olacak. Dört ikimiz yani küçük küçüğümüz 6'yı veriyor. 4, 5. Küçük büyüğümüz 9'u veriyor.
7, 2, büyük küçüğümüz de 9'u veriyor. ...12 veriyor. Ya aslında baktığımız zaman buradan küçüğü aldıysa diğerinden İrem küçüğü aldıysa Berk'in büyüğü. İrem büyüğü aldıysa Berk'in küçüğü alması gerekiyor. O zaman sonuç değişmeyebilir. Tabii bu her zaman olmak zorunda değil. Atıyorum şu an 4 ile 5 ve 7 ile 2'nin arasındaki farklar eşit olduğu için böyle bir değer bulduk. Ama böyle bir değer hiç de olamayabilir yani. Mesela bu 7 değil de 6 olsaydı sonucumuz 8'e 11 olurdu ve tekrarlanan hiçbir değer olmadığı için asla herhangi bir query'imizde yes cevabını veremezdik. Çünkü İrem'in sonucuna göre Berk ne alırsa alsın ulaşabildiği bir sonuç yok. Nasıl gidiyor şimdiye kadar? Hani genel mantığımız bu aslında. Hani iki yani oluşturabileceği değerler her zaman o küçüğü aldıysa diğeri büyüğü, küçüğü büyüğü ya da büyüğü küçüğü, büyüğü küçüğü diye gideceğiz. Bu değerlerden birini bize isterse bütün setlere bakmamız gerekmiyor mu o zaman? Nasıl yani? Ya toplamlarına baktığımız için aslında toplam yaptığımız için bir şey değişmiyor. Hani ne? Şöyle yazalım. Küçük büyük küçük büyük küçük büyük diye gidecek. 4 artı 5, 9, 10, 16. İşte büyük, küçük, büyük, küçük, 13, 15, 21. Atıyorum şundan başlayalım. 1'in küçüğünü aldık. Bunun büyüğünü aldık. 6, 7. Küçük alacağız. Atıyorum küçüğünü alalım. 11. Büyüğünü alacağız 16. Yani sıralamayı değiştirmemiz. Mesela küçük 1 alalım 6 alalım sonra bir daha küçük alacağız ya. 1 aldık 6 aldık ondan sonra 2 alalım küçük diye. Tamam 2 alalım 1 6 7 13. Şey oluyor yani oradaki pen yani 2 üzeri en böyle 2 şeklinde farklı setler oluşturabiliyorsun. Aslında doğru söylüyorsun. Ya aslında şöyle özetleyeyim. Doğru söylüyorsun. Her set için iki ihtimal var. İki üzeri en kadar farklı toplam oluşturabiliyorsun. İşte 2 üzeri n bölü 2 kadar. Ama burada oluşturabilecek toplamlar eşit olabilmesi için işte buradan oluşturabilecek bütün toplamları yazalım. Yani aslında yazdık zaten. Şunlar. Aslında mesela dörtlü için yapalım. İşte dörtten sonra 2, 5. 5'ten sonra 2'den sonra 1, 8. 8, 1'den sonra
Bir de başka bir tane daha alalım. İşte hangisini alalım sen söyle. Hangi kutudan hangisini alalım? Söyle bana. 8 ile başladık. Sonra hangisini alalım? Hangi kutuyu alalım? 5. Sonra? 5. Ne kaldı geriye? 4-7 mi kaldı? Neş? Evet. İşte ikinci tarafı yazmamışız da. O önemli, o fark eder ama. Şu 7 miydi? Mesela ortak olanları incelediğimiz zaman 22 ve 23 var ikisinde de. Dört. Şimdi bunların büyüklük küçüklüklerine bakalım. Dörtler küçük. Beşler şundan aldık. Şurada 5 ile 2'yi karşılaştırmıştık. Büyük. Sekizler büyük. Küçük büyük. Sekiz büyük. İki küçük. Beş küçük. Altı büyük. Büyük, 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 küçük. Bir de burada şeyleri de yazmadık ya, hani dört tane aslında table'ımız var. Mesela burada iki büyük, iki küçük olan sonuçlar, 23'ler sonucumuz olacak. Ama 22 başka bir yerde patlayacak. Burada geçiyor ama diğer şeyleri yazdığımız zaman hani bir büyük bir küçük gitmeyen durumlar yani. Sonuçta 4 hani sıralaması aslında önemsiz. 4 tane varsa 2 küçük 2 tane de büyük aldığımız durumlar. Çünkü toplama bakıyoruz ya hani ilk hangisine baktığının bir önemi yok. Hangisinin büyük hangisinin küçük olduğunu. Yani direkt rastgele olarak bir büyük ekleyeceğiz bir yere, bir yere bir küçük ekleyeceğiz. Hani ya aslında bizim yes sonucunu verebileceğimiz iki tane koşul var maksimum olarak. Yani bir küçük büyük küçük büyük diye giden, bir de büyük küçük büyük küçük diye giden iki serimiz var aslında. Bize sonucu veren. Şu an işte dediğim gibi çok fazla olasılık olduğu için hepsini yazıp gösteremedim tahtada ama özetle gözlemimiz bu hani büyük küçük gitmek.
her zaman eşit çıkmayacak. Ama sonuç olabilmesi için, bir şeyin sonuç olabilmesi için iki küçük, iki büyük alman lazım. Hani iki küçük, iki büyük alacaksın ve yani bu her zaman aynı mı çıkacak? İki küçük, iki büyük, altı. Evet, soruyu yazarken ona dikkat ettim ama onu metinde yazmadığım için şey yapmayayım dedim hani ondan hani evet genel kural o. Aslında inputlar da o şekilde verildi. Her zaman şununla şunun arasındaki fark, şununla şunun arasındaki fark eşit olacak şekilde inputlar ama onu metne yazmadığı için o olmadan sağlıyor mu diye düşündüm ama o olmadan sağlamıyor galiba. Aynen. Aslında ben onu kontrol ediyordum özellikle. Öyle bir şey varsa evet yap. O tarz bir şeyler yapacağım. Aslında inputumuz öyle ama galiba metinde ondan bahsetti mi? Çift olduğundan verdik ama farkları hakkında bir şey demedik. Bunları aralarındaki farklar eşit olarak kodluyorum şimdi. Kusura bakmayın hani kafanız karışmış metinde ondan bahsetmediğimiz için ama o şekilde varsayarak bir kodlayalım. Küçükten başladığımız toplamlar. İlk elemanları rastgele olarak ekleyelim. Önce okuyalım tabii. İlk satırdaki elemanlar 4 ve 7 mesela. İlk elemanları zaten baştan eklediğim için döngüde bir tane aza kadar döneceğim. Her döndüğümüzde sayılarımızı okuyoruz. Şimdi burada şeyi kontrol etmemiz lazım. Şunları array olarak tutalım ki hani bir önceki eklediğimizde hangisine küçüğü hangisine büyüğü ekledik. Onu kontrol etmemiz gerekecek çünkü. O yüzden önce bakıyoruz. Bir öncekinde i-1'de mi? i'de zaten sıfırdan başlıyor. İlk eklediğimiz eleman sıfır indekste. Sıfırıncı indeksteki eleman a2'nin sıfırıncı indekstekinden büyük mü? Büyükse ne yapacağız? Bu sefer şu an okuduğumuz sayılardan büyük olanı a2'ye ekleyeceğiz. N1 ile N2'nin maksimumunu, büyük olanını ekleyeceğiz. Aynı şekilde küçük olanını da minimumunu ekleyeceğiz. Eğer böyle değilse tam tersini yapacağız. Yani tam tersi ne demek? A2'deki eleman daha büyük demek. O zaman ona minimum, küçük olan ekleyeceğiz. A1'e maksimum ekleyeceğiz. Sonra biz bunların nelerini karşılaştırıyorduk? Toplamlarını.
ilk array'deki elemanların toplamı, ikinci array'deki elemanların toplamı. Sonra query'lere geleceğiz. Kaç tane query'miz vardı? Q kadar. Input'umuzu alacağız. Sonra eğer bu query'miz neyse, neye eşitse yes diyeceğiz. Bu iki sumdan herhangi birine. Yani çünkü iki tane olabiliyor en fazla. Bazen olmayabilir tabi de. İkinci soruya geçebiliriz, son sorumuza. Son soruyu kaç kişi okudu? Tamamdır. Baştan okuyalım. Kyoto Incorporated produced a brand new drone. Ve bir drone üretmişler ve test düşüşü yapmak istiyorlarmış. Şirketin gökdeleninin en üst katına bu drone'u koymuşlar. Ve test düşüşü yapmak istiyorlar. Bu gökdelenin de yanında en tane bina varmış. Ve bunların her biri de M katlıymış. Boyları eşit. Ama bir sıkıntı olmuş ve drone buradan kalktıktan sonra düşmeye başlamış. Ve bunlara, bu binalara çarpacak bu drone. Ve her binanın her katında kaç cam olduğunu biliyormuşuz biz. Atıyorum 5 cam var, 3 cam var gibi. Sonra ne diyor kuralımız? Drone is able to descend the adjacent building any floor is that equal or level. Yani bu drone şuraya geldiğinde 5'e de gidebilir, 3'e de gidebilir, 1'e de herhangi bir kata gidebilir. Ama İşte 3'e geldiyse, yani ikinci kata geldiyse buranın üst katına gidemez. Buradan sonra buraya gidebilir ya da buraya gidebilir. İşte buraya geldiyse yine aynı şekilde ya da en aşağı geldiyse sadece bir yanına gidebilir. Bu şekilde en az camı nasıl kırabiliriz? Sorumuz bu. Problemle ilgili anlaşılmayan bir şey var mı? Şimdi 3 tane binamız varmış. N'imiz 3. Her binamızda da 2 kat varmış. M'imiz 2. İki cam var, 4 cam var. 5 cam var. 1 cam var. 1 cam var. 3 cam var. Olası şeyleri bana söyler misiniz? Drone hangi yollardan gidebilir? Şuradan itibaren. Buradan nerelere gidebilir? İki ve dörde. Dörde giderse başka nereye gidebilir? Sadece bire gidebilir. Birden de sadece üçe gidebilir. Ama 2'ye giderse 5'e ve 1'e gidebilir.
1'e giderse birden yine daha aşağıda bir şey olmadığı için mecburen 3'e gider. 5'ten sonra 1'e gider. Ve 5'ten sonra 3'e gider. Bunların minimumunu bulmaya çalışıyoruz. 8, 10, 7 ve 6. O zaman bizim ideal yolumuz 2'den 1'e, 1'den de 3'e gitmesiymiş. Aslında bizim burada bakmamız gereken şey ne? Buraya gelebileceği noktalardan en küçük nereden gelebilir? Yani 1'e gelecek ama 1'e 4'ten mi gelsin, 2'den mi gelsin? Hangisinden gelsin? Ona bakmaya çalışıyoruz. Hani baktığımız noktada buraya gelene kadar kaç cam kırdığını bilmemiz lazım. Aynı işte tuğla sorusunda falan olduğu gibi bir dynamic programming sorusu aslında. Hani o noktaya gelene kadar en az ne kadar cam kırdığımızı bilirsek bir sonraki noktalara bakarken de direkt hani bu cam artı bir öncekine kadar gelenler, bu cam artı bir öncekine kadar gelenler şeklinde yapabiliriz. En kolay yöntem nedir? Şuradan başlarız. Kendisine eşit ve yukarıda olan hepsine bakarız. Bu artı kendisinden önce olanların toplamı, minimum olanı buraya yazarız. Şey, soruyu okumuş muydunuz? Soruyu okumuş muydunuz? Soru şuydu, tekrar hatırlatayım yeni gelenler için. Bir drone'umuz var. Bu drone düşüşe geçiyor. Karşısında en adet apartman var ve bu apartmanların en tane katı var. Mesela burada 3, enimiz 3, enimiz 2. Drone her binada kendi yüksekliğine eşit ya da aşağıda olan yerlere çarpabiliyor. Yani burada 2 ve 4'e çarpabiliyor. Eğer 2'ye çarparsa 1 ve 5'e, 5'e çarparsa 1 ve 3'e. Ama burada 4'e çarparsa sadece kendisiyle eşit ve aşağıda olan 1 olduğu için 1'e, 1'den de 3'e gidebilir. Genel olarak sorumuz buydu. Yani bizim bakmamız gereken şey, bu noktaya gelene kadar hani nasıl en az camı kırarak gelirim? Daha sonra aynısını bunun içinde yapacağız. Yani aslında bu apartmanlarımız bizim ne? N çarpı M büyüklüğünde bir matris. Şimdi şöyle düşünelim. Şurada 1 olsun. Burada neler olduğunu çok önemi yok. Şimdi bizim bu kata gelme ihtimallerimizi hesaplarken kendisine eşit ve kendisinden yukarıda olan bir yerden buraya gelecek. Yani bu durumda bizim 2'yi seçme şansımız var mı? Yok, çünkü hani 1 artı 5 her zaman 2 artı 5'ten küçük olacak. Yani o zaman hani tek tek 1'e 2'ye böyle tek tek bakmaktansa şuranın minimumuna bakmak bizim için yeterli olacaktır. Ama atıyorum burası 1, 4, 2 olsaydı. Beş için minimum 1, şöyle 5, 2, 1 yapalım. 2, 4, 1. Bu nokta için minimum 2 iken bu nokta için minimum 1. Yani aslında minimumları bulurken değişimlere bakıyoruz. Şimdi 2 değişti, 4 oldu. Eğer 4 2'den daha büyükse buraya 2 yazabiliriz. Çünkü 4'ün gidebileceği her yere 2 de gidebiliyor. Ve minimum camı kırmak istediğimiz için 2'den buraya gitmemiz daha mantıklı. Ama buraya baktığımızda 1 ile gidebiliyor. 2 1'in gidebildiği her yere gidebiliyor ama 1 2'nin gidebildiği her yere gidemiyor. O yüzden burası 2 kalıyor, burası 1 oluyor. Hani hep bir alttakini bir üsttekiyle kontrol ediyoruz. Çünkü üstteki alttakinin gidebildiği her yere gidebiliyor ama alttaki üsttekinin gidebildiği her yere gidemiyor. Yani bu durumda
şuna ve şuna bakmamız, ya iki şeye bakmamız yeterli oluyor aslında bu şekilde tuttuğumuzda. Ama atıyorum burada işte şöyle bir şey olsaydı, ilk çözümde neydi? 5 için 3'e bakacaktık, 4'e, 2'ye, 4'e bakacaktık. Yani kendisinden kaç kat varsa yukarıda o kadar bakacaktık ki katlarımız 10 üzeri 5'e kadar gidebiliyor. Hatta 10 üzeri 7'ye kadar. En çarpı emimiz 10 üzeri 7'ye kadar gidebiliyormuş. Yani bu her en için m tane bakacağız. Çok büyük bir sayıya gidiyor. Ama biz bunu minimumları tutarsak mesela 3 bunların hepsine gidebiliyor. Şunu da 5, katları her zaman eşit. 3 hepsine gidebiliyor. 4 şu hariç hepsine gidebiliyor. O zaman 3 daha fazla yere, 3 hepsine gidebilirken 4 daha az yere gidebiliyor. Yani 4'ün gidebildiği her yere 3 zaten gidebiliyor. O zaman bizim 4'ü kullanmamıza hiç gerek yok. O zaman direkt buraya 3 yazabiliriz. Ama hani 2'nin gidebildiği yerlere 3 de gidebiliyor ama 2'yi kullanmak daha mantıklı. O yüzden 2'yi ellemiyoruz. Ama 4'ün gidebildiği her yere, şunlara, şu ikisine 2 zaten gidebiliyor. O zaman 4'ü kullanmayacağız. Buraya 2 yazdık. Genel olarak mantığımız bu. Şimdi enimizi ve emimizi okuyalım. Şimdi matriksimizi oluşturduk. Şunu kopyalıyorum direkt. Hani şu şeyi okudum. Bu satırı bir bütün olarak okuyup matriksimi ekledim. Ekleyeceğim yani daha doğrusu. Şu anda hani görsel olarak da şöyle büyüyeyim. Görsel olarak apartmanlarımı oluşturmuş oldum matrikse tutarak. Şimdi en üstteki yol zaten her zaman tek yani. 5'in üstünde bir şey yok, bir yanından gelecek. 1'in üzerinde bir şey yok, bir yanından gelecek. Önce en üstü doldurabiliriz. N tane apartmanımız var. Her apartmanın en üst katını dolduracağız. Aynı katta kendisinden bir önce geleni ekliyoruz. Yani bu soru için neydi? 2, 4, 5, 1, 1, 3'tü. 5'e gelebileceğimiz tek yer 2. Bunun yerine 7 yazdık. 1'e gelebileceğimiz tek yer 7. Buraya 8 yazdık. Sonra dediğim gibi şu kullanmayacağımız elemanları yok etme işlemini yapmamız lazım. Onun için de önce en sol row'a bakacağız. Birden başlatıyorum çünkü hani sıfırıncı eleman hani şuna bakmamıza gerek yok. Her birini bir üzerindekiyle karşılaştıracağız çünkü. Çünkü bir üzerindeki onun gidebildiği her yere gidebiliyor anlamında.
Ne diyeceğiz? K'ya 0 mı diyeceğiz? Aynen. Çünkü K'mız bize en sol şeyi veriyor. Bunu kendisinden, kendisi ve kendisinin üstüyle karşılaştıracağız. Küçük olanı yazacağız. Kendisinden küçük olan ne oluyor? K'ya 0 dedik. K eksi 1'e 0 oluyor. Bu döngü şurada gezecek. İşte ne demiştik? 2, 3. 1, 2, 3 olsun. Önce şuna bakacak. Yukarıdakiyle minimumunu buraya yazacak. Yani buraya 2 yazdı. 3'ü zaten kullanmayacakmışız. 1 ile 2'nin minimumunu buraya yazdı. 1 olarak kaldı. Demek ki 1'i kullanacağız. 2 ile 1'i karşılaştırdı. 1 yazdı. 3 ile 1'i karşılaştırdı. 1 yazdı. Sadece kullanacağımız değerler kaldı burada. Sonra artık DP'mizi oluşturmaya başlayabiliriz. Bu işlemleri bir şey için yapalım. 2, 4, 5, 1, 1, 3. Böyleydi değil mi? Önce ne yaptık? En üst row'daki işlemi yaptık. 2, 7, 8. Sonra şuradaki işlemi yaptık. 4 ile 2'den 2 kaldı. Şu anda DP şeyimiz, matriksimiz bu şekilde. Şimdi 1'e ben nereden gelebilirim? Ya buradan gelebilirim, ya buradan gelebilirim. Hani zaten bundan yukarıdakiler, bu 2 ise bundan yukarıdakiler de 2'den büyük bir şey olamaz. 2'dir yani. Çünkü onu ilk başta şu işlemi, şu döngüyü yaparak o kuralı sağladık. Zaten burada 2'den yukarı az bir şey olsaydı, 1 olsaydı burası zaten 1 olacaktı. O yüzden bir yanına ve bir sol üstüne bakmamız yeterli. Ne diyeceğiz? Kendisinin bir yanındaki, tabii artı kendisi. Bir de bunu neyle karşılaştıracağız? Kendisinin bir yan üstüyle. Çünkü şöyle bir şey olabilir yani. 2'ye 4 değil de 2'ye 1 verseydi bunun sol üstüyle bir yanı farklı değerler olabilirdi. Ama sol üstünün üzerindekilerin hepsinin 2 olduğunu biz biliyoruz. O yüzden sadece bir yanıyla karşılaştırmamız yeterli. J eksi 1'e K eksi 1. Hem bir solunda hem bir üstünde. Artı şu anki değeri. Bu şekilde eriğimizi doldurduğumuzda ne olacak bu soru için? Şuradan başlayacak. 1'e 1. İkisi de 3. 3'ü yazacak. 3'ün altında başka bir şey olsaydı onları yapacaktı. Bunları yaptıktan sonra buraya geçecek. Şu 3'e bakacak. Buraya 7 ve 3'ten gelebiliyoruz. Minimumunu alacak. 6 yazacak. En sonunda da şu row'un minimumuna baktığımız zaman, son apartmanın son kırdığı camına baktığımız zaman en azı bulmuş olacağız.
Sonucu çok büyük bir şey verelim. Baştan. Sınırımız 10 üzeri 7 gibi bir şey mi? Kaçtı sınırımız? 10 üzeri 3 ama her eleman için. Şey diyelim. Böyle miydi? Floating mi? Tamam. Başlangıçta sonsuz. Sadece en sağ rova bakacağız. Remix'in. Her zaman son rova olduğu için burası hep n-1, sadece z değişiyor. Yani en sağdakilere 8'e, sonra 6'ya bakacak. Bunu kendisiyle karşılaştıracak. Şuraya MX yerine Max yazmışım yanlışlıkla. Evet, şunlar da MX olacak. En sol kolumda hani yukarıdakileri eşitlerken bir sıkıntı oldu. Efendim? Ene emlik olacak, evet. Ama şeyde 11-12'de hata veriyor sanki şu anda. O 13'te veriyor, evet. Hani en sol satırı minimum yapma işleminde şey veriyor. Hani her birini bir üsttekiyle kontrol etme işleminde. K1'e N. Efendim? Evet, o da 1'e M olacak çünkü M apartmanımızın boyu. Burada ne var? Şurada da yine MX yerine M falan demişiz galiba. Biraz typolar. Şu MX. MX bizim deyip bir şeyimiz. Ama nedense 8'i verdi. Sıfıra n-1. Şunu bir yazdıralım. Şu son halini bir yazdıralım. Hani DP'miz bittikten sonraki halini bir yazdıralım. Bakalım ne hale gelmiş. Yani şu 2, 7, 8, 2, 3, 6 haline gelmiş mi? 2, 8, 2, 3, 10 haline gelmiş. Her seferinde bir yazdıralım. Üstteki rova değil, bir soluna bakıyoruz, bir de sol üstüne bakıyoruz. Kendisine ekleyen, kendi minimum olanına kendisine ekliyoruz. Aslında hani şu, mesela 1'e bakıyoruz. İşte bunu 4'le mi toplayacağız, 2'le mi toplayacağız gibisinden. Toplamının minimum olanını buraya 3 yazıyoruz. Ya da işte burada 3 vardı. Bu şöyle mi? Düşünelim. Aslında evet. Onun K-1 olması lazım değil mi? Ya hem üstte hem şeye de bakacak da şunun direkt sadece solu, kendisinin bir soluna bakması için J'ye K-1 olması lazım. Hani
Biz bir soluna bir üstüne bakacağımıza bir üstüne bir de sol üstüne bakmışız. He, şu anda doğru şekle getirdi. Bir ufak hatamız var. Evet, evet, aynen öyle. Çünkü üstüne daha aşağı az bir şey de gelebiliyorsak, hani nasıl ilk başta hani yukarıda ufak varsa aşağıya o kadar da gelebiliyorduk ya. Bunu aslında hepsi için yapmamız lazım. Biz buraya hani 3'te geldik ama atıyorum buraya 10'da gelseydik, biz bu 10'u kullanmayacaktık da 7 10'un gidebildiği her yere gittiği için zaten 7'yi kullanacaktık. O yüzden şurada kontrole bir de kendisinin bir üstünü koymamız lazım. Şimdi örneğimiz şu olsun. İşte zaten soldaki çaprazdaki ne işin olmayacak mı? Çaprazdaki daha küçükse. Böyle örnek yazayım istersen. İşte atıyorum. Bunların çok önemi yok da. Şimdi en sol row ilk işlemi yaptığımızda ne olacak? 2-2 olacak. 1-1 olacak. Çünkü hani bir üstündekine bakıyor. Üstündeki kendisinden küçükse yazıyor. Sen buraya gelirken buradan geleceksin ya da buradan geleceksin. Yukarıdaki zaten yukarıdakinden büyük olamaz hiçbir zaman. Yani sadece sola baksak yeterli değil mi? Ha, aslında doğru söylüyorsunuz. Doğru. Sadece şuna baksak da aynı şey. Bu bundan zaten hiçbir zaman büyük olamıyor. Doğru diyorsun. Küçük olabiliyor ama büyük olamıyor. Ben şey gibi düşündüm. Bununla bu farklı olabiliyor. İkisine de bakayım diye düşündüm de. Ama doğru diyorsun. Bu her zaman bundan küçük olmak zorunda. Zaten büyük olsaydı bunun yerine de 2 yazmış olacaktık. Kodu ona çevirirsek şu şeyi bakmamıza gerek yok. İki tarafına da baktığımızda. Evet. Baştan bir daha rastgele bir sayısal örnekle özetlersek kodumuzun ne yaptığını. Önce en üstü düzenledik. Sonra şurayı düzenledik. Hani minimumları hesapladık. Çünkü 4'ten gidebileceğimiz her yere 2'den zaten gidebiliyoruz. 4 yerine 2 yazdık. 1-1. Sonra şurov için bir soluna baktık. Bir de yukarısına baktık. 8 mi daha küçük? 4 artı 2 mi? 6 daha küçük. Buraya 6 yazdık. Sonra şuraya baktık. 3 artı 1. 4 mi daha küçük? 6 mı daha küçük? 4 yazdık. Şurayı da 1 yapmıştık zaten. Buraya baktık. 4 artı 1 mi daha küçük? 4 mü daha küçük? Bir üstü 4 yazdık. Yani örnek olarak baktığımızda 2'den 6'ya gidebilirdik. 8 cam kırardık. 2'den 2'ye gidebilirdik. İşte 4 cam kırardık. Şu 6 değil, şu da 4. 2'den 3'e gidebilirdik. 5 cam kırardık. 2'den 4'e gidebilirdik. 6 cam kırardık. İşte 4'ten 2'ye 6, 4'ten 3'e 7, 4'ten 4'e 8, 1'den 3'e 4, 1'den 4'e 5, 3'ten 4'e 7. Yani aralarında en küçük 4 var. Bizde şu rovun minimumu bize bunu sağlamış oldu. Bir sorusu olan veya farklı bir sayısal örnekle çözmek isteyen bir edge case olduğunu düşünen var mı?
bunun geçerli olmayacağı. Yani genel bu sorudaki ana gözlemimiz şuydu aslında. Bir noktaya gelmek için yani 4'ten gidebildiğimiz her noktaya 2'den de gidebiliyoruz aslında. O zaman bunu kullanmamıza gerek yok. Aynı şekilde burada da hani buraya işte yandan 7 ile geliyorsam ve buraya daha önce 6 ile geldiysem bir sonraki aşamaya giderken 7'yi kullanmayacağım. Yani 6'yı kullanacağım. Her zaman üstündekinden küçükse yazıyoruz. Değilse direkt üstündekini yazıyoruz. Bu. Ana gözlem bu. Şimdi şey sorusunu da tekrar konuşalım. Bu soruyla ilgili sorunuz var mı? Şu oyun sorusu, şey bombalı soru. Şimdi aslında kutularımızdaki patlayıcılar her zaman bir tam sayı ve onun biraz fazlası. İşte belli bir miktar fazlası. İşte B ve B miktar fazlası. Şöyle ikisi üzerinden bir şey yapalım. Şimdi burada hep en küçükleri alırsak A artı B kadar alıyoruz. Hep en büyükleri alırsak A artı B artı 2 kadar alıyoruz. Bir büyük bir küçük alırsak bizim aradığımız şey şu aslında. Şu belirli bir x sayısı olabiliyor mu, olamıyor mu? Yani o yüzden biri küçük bir şey aldığı zaman, a'yı aldığı zaman biz tekrar küçük bir şey almamız çok mantıksız. Çünkü a artı b artı k'ya ulaşamayız küçüğü alarak. Ya da bir kişi büyüğü aldığında, b artı k'yı aldığında biz de tekrar b artı k alırsak yine buna ulaşamayız. Yani sonuçtan uzaklaşmış oluruz. Öncelikle şunu kontrol etmemiz lazım. Tabii bu k'lar eşit olmayabilir. Öncelikle bizim şunları kontrol etmemiz lazım işte. Bir de işte c artı l d artı m şu da k değil de x olsun. Bizim şu aradaki farklardan çift sayıda mı var? Öncelikle bunu kontrol etmemiz lazım. Eğer çift sayıda yoksa ne olacak? Eğer atıyorum. Aynı farktan çift sayıda mı yoksa? Evet, aynı farktan çift sayıda yoksa. O zaman hiçbir zaman şuna ulaşamayacağız. Çünkü şu k'lar ortak değil. O zaman önce aradaki farkları sayacağız. İşte bir array tutabiliriz bütün sayılar için ya da işte hash map atabiliriz. Atıyorum K'dan 2 tane çıktı, M'den 2 tane çıktı. Hepsi çift sayıdaysa bu sefer toplamlar bize sonucu sağlıyor mu? Onu kontrol etmeye geçebiliriz. Zaten bunlar çift sayıda çıkmıyorsa hiçbir koşulda biz şuna ulaşamıyoruz zaten. Farklar eşitse de bu sefer ilk soru çözerken Salih'in dediği gibi farklarına göre önce bunları bir sıralarız. Diyelim A'ya A artı 1, B artı 1'e B, C'ye C artı 3, D'ye D artı 3 olsun. Bunları K'ları farkı şeklinde sıralarız. Ve bir büyük bir küçük şeklinde toplarız.
artı 3 ne oldu? A artı B artı C artı D artı 4 oldu. Bir büyük bir küçük diye toplarsak. Ve bu iki toplam birbirine eşit olduğu için biz bu sayıya her türlü ulaşmış oluyoruz. Eğer bu sayılar farklı olsaydı ulaşamıyoruz diyecektik. Böyle daha çok kafanıza yattı mı? Hani farklı birazdan dinlemek iyi olacaksa dedim sen de belki anlatabilirsin. İyi olur bence çünkü ben bazı şeyleri tekrar ediyorum gibi oluyor. Biraz daha geniş bir perspektifle, bakış açısıyla. Ya böyle soruları genelde oyun sorusu gibi düşünebiliyorsunuz. Çünkü bir taraf bir sayıya ulaşmaya çalışıyor. Diğeri de rastgele seçimler yapıyor ama bu seçimleri bilmediğim için en kötü senaryoyu düşünmem gerekiyor. Yani onun da x tanesini uzaklaştırmaya çalıştığını varsayalım. Yani ben bir x sayısına ulaşmaya çalışıyorum. Bir sonraki, yani ben önce oynayanda biz bundan uzaklaştırmaya çalışıyorum. Şimdi sadece iki örnek için düşünürsek, iki tane sayı olsun işte. A'ya A artı K olsun. B'ye B artı K olsun. Şimdi bu durumda ilk alan A'yı almış olsun. İşte ikinci alan B artı K'yı alabilir. İlk alan A artı K'yı alırsa, ikinci alan B'yi alır. Bu durumda her zaman A artı B artı K'yı elde edebiliriz. Burası doğru. Şimdi bu bizim olan X, hani gitmeye çalıştığımız sayı olabilir. Böyle bir niteliği var. Şimdi tüm ereğimizi böyle ikiler elde etmeye çalışırsak tüm ereğimizle, zaten elinin çift olduğunu biliyoruz. Sadece şu aradaki farkları sayalım. Yani bu bir sonraki sayı şöyle de olabilir. C'ye C artı T. İşte D'ye D artı T. Böyle bir ikili bulduk. O zaman bu ikililer arasında toplamı sabitleyebiliyorum. Tüm ereği böyle ikililere ayırırsak kesinlikle bir sayıya ulaşabilirim. Yani burada şöyle bir şey tutabiliriz. İşte aradaki farklar ve başladığı sayıyı tutayım. Bunun için de aynısını yapıyoruz. Aradaki fark K ile V ile başlıyor. Buraya baktığımızda T ve C ile başlıyor. T ve D ile başlıyor. Şimdi buna çevirdiğimde şu K'ların sayısı çiftse ya da T'lerin sayısı çiftse, farkların sayısı çiftse bu dediğimiz olayı yapabileceğiz. Belli bir ilk sayısına gelebileceğiz. Bu durumda cevap ne olacak? İşte buradan A'yı alacak, B'yi alacak, bir de K'yı alacak. Şurayı eşitleyebiliyorum. Direkt şu ereğden de cevabı bulabiliyorum işte. Buradan A artı B artı K'lık gelecek. Şurayı genişletelim. E'ye E artı T olsun. Bu da F'ye F artı T olsun. İşte onları da buraya ekledim. T ve E ile başladı. T ve F ile başladı. Şimdi bu durumda hani yine çift sayıdalar. İşte buradan C artı D artı T gelebiliyordu. Buradan da E artı F artı T gelebiliyordu. Yani burada şu T'lerin sayısı böyle iki tane cevabımızı eklenince ve şuraya eklediğimiz her sayıda bir kez eklenmiş olacak. Sorusu olan var mı? Benim yaklaşımım bu şekildeydi soruya. O zaman başka bir şey kalmadı galiba. 5 soru hakkında herhangi bir şey sormak isteyen var mı? Herhangi biri hakkında. O zaman bugünlük bu kadar.